Bir ateist dünyada çok büyük iyilikler yapsa bile yine sonsuz bir cehenneme mi gidecek? Adalet bunun neresinde diye bir soru. Öncelikle arkadaşlar biz hakiki iyiliğin nereden geldiğine bir bakalım. Ondan sonra gerçekten iyilikleri gerçekleştiren insanın kendisi mi yoksa olay nasıl gerçekleşiyor bunu biraz incelememiz lazım. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Elimde bir ayna tuttuğumu düşünün ve bu ayna güneşten aldığı ışıkla karanlık bir yeri yansıtıyor. Yani görünüşte bu işi ben yapıyorum. Peki aynanın kendisi bütün bu ışık bendendir, ışığı ben sağlıyorum dese ne kadar hakikatten uzak bir hareket etmiş olur, doğru muyum? Aynen bu ışık örneğindeki gibi arkadaşlar. İnsan hayata sonradan gelmiş bir varlıklı. Dolayısıyla onda bulunan özellikler ona sonradan takılmıştır, sonradan eklenmiştir. Mesela hayat. Hayat eğer insanın kendisine ait olsaydı insan gitmesine engel olabilir miydi? Aynen bu örnekteki gibi arkadaşlar. Şefkat, bilgi, görme, duyma. Elbette hani bilgiyi biz kendi araştırmalarımız sonucunda yine kazanıyoruz. Bu ayrı bir konu. Ama İnsanda gözüken güzelliklerin hepsi Cenab-ı Allah'tandır. Yani Allah'ın Rahim ismi aynen o güneşteki ışık gibi insanın üzerinde yansır ve insan bunu başka insanlara yansıtabilir ya da bir hayvana, bir kediye yansıtabilir. Bu çok normal. Ama maddenin yapısında şefkat diye, rahmet diye bir şey yoktu. İnsan dışarıdan bakıldığında sadece maddeden ibarettir. Fakat ona takılmış bazı özellikler var. Hayat, ilim, irade, şefkat, sevmek gibi bir şey özellik takılmış. Zaten insanın kainata gönderiliş amacı Allah'ın esmalarını, isimlerini, sıfatlarını tanımak, ona ibadet etmek ve bunu yansıtmak. Yani insan ekstra bir iş yapmıyor. Fakat insan bu işte görevli olduğu halde bu işi kendisinden bilip Allah'ı eğer haşa aradan çıkarırsa bu sefer asıl insan iyiliği gasp etmiş oluyor. Yani bir de şöyle bir kaide var. Mesela ben bir iyilik yapacağım. Bu iyilikte benim niyet etmem sadece bir şart. Bu iyiliğin gerçekleşmesi için milyarlarca şartın yerine gelmesi lazım. Ne gibi? Mesela kalbim vazifesini bıraksa, atmayı bıraksa ben bu iyiliği gerçekleştirebilir miyim? Gerçekleştiremem. O zaman ben bir iyiliğe niyet edeceksem kalbimin de ambeyan çalışması lazım. Onun dışında şu an nefes alıp veriyorum değil mi? Hiçbir problem yok. Bak oksijen alıp karbondioksit veriyorum. Şimdi bu eğer böyle sağlanmazsa ben otomatik olarak bu iyiliği gerçekleştiremeyeceğim. Onun dışında vücut azalarımın çalışması, güneş sisteminin aynı şekilde düzenini bozmaması gerekiyor. Çünkü orada olacak bir karışıklık beni de etkiliyor. Neden? Bu sistem böyle ilerlemese ya da dünya hızını yavaşlatsa biraz ya da arttırsa ne olacak? Yaşam olmayacak yani. Her cümerç olacak, her yer darmadağın olacak. Gene bu iyilik gerçekleşmeyecek. Bunun gibi kainatta olan binlerce şeye ihtiyacım var. Hatta arıya bile ihtiyacım var. Çünkü arı olmazsa 4 yıl içerisinde insan hayatını kaybediyor. Şimdi bu kadar etken, bu kadar fiil gerçekleşiyor. Ben sadece niyet ediyorum. Geri kalan bütün her şeyi Allah yaratıyor. Peki bütün her şeyi Allah yarattığı halde birisi çıkıp da bunu hayır ben yapıyorum gibi üzerine alsa bu iyiliği hırsızlamak, gasp etmek olmuyor mu? Elbette iyiliği hırsızlamak ve gasp etmek oluyor. O zaman biz nasıl olur da diyebiliriz ki bütün bu iyiliklerin sahibi bu insan çok iyi birisi. Elbette kendi ihtiyarıyla bunu seçiyor. Karşılığını da zaten alıyor. Yani dünyayı isteyen Allah dünyayı veriyor. Ahiret isteyen ahireti veriyor Allah. Elbette ama burada biz menbaa konuşuyoruz. Yani bu şefkatin menbaı tamamen Cenab-ı Allah'ın Rahim isminin, Rahman isminin tecellileri. Yani aynadan ışık yansıyor. Biz güneşi unutup aynaya bak ne kadar güzel diyoruz. Madem ışık aynadan, ayna kırıldıktan sonra ışık neden devam ediyor? Çok iyi dediğin insanların hepsi öldü gitti. Yeni insanlar geldi. Bunlarda da gözüküyor şefkat. Demek ki şefkatin menbaı insan değil. Sonradan takılıyor yani. Bunu bir oturtalım. Kur'an-ı Kerim'in bir iddiası var. İyilikler Allah'tan, kötülükler insanın nefsindendir. Buna bir örnek verelim. Bir devlet dairesi düşünün. Bu devlet dairesi bir memurunu görevlendiriyor. Bu arada memur maaşını da peşin peşin aldı. Memurun görevi şu. Normalde ülkenin yaşam standartlarının orta düzeyde olduğunu düşünelim. Fakat bir kasabada ya da bir köyde yaşam standartlarının altında bir geçim sistemi var. Biraz kötü olaylar. Şimdi devlet buraya müdahale etmek istiyor ve bir memuru görevlendiriyor ve diyor ki buraya ulaşım öyle karadan falan olmuyor. Sana bir helikopter vermemiz lazım. Yani helikopter şart oraya gitmek için. Onun dışında belli bir miktar para lazım. Orayı düzenleyeceksin ve sürekli irtibatta olacağız diyor. Memuruna yeterli miktarda parayı, her şeyi verip standartlarının altında olan kasabaya gönderiyor. Şimdi burada memur gittikten sonra devletten aldığı destekle bütün icraatları gerçekleştiriyor. Gittiği kasabada bütün bu devletin vermiş olduğu talimatları uyguladı. Kötü bir durumda bulunan kasabanın da yaşam standartları normal seviyeye geldi. Şimdi bu iyilik memura mı ait oldu yoksa devlete mi? Elbette devlete ait oldu. Çünkü neden? O memur olmasaydı devlet bu iyiliği her türlü gerçekleştirirdi. Fakat devlet olmasaydı bu memur bu iyiliği asla yapamayacaktı. Doğru muyum? Bir de şöyle düşünün. Bu memur bütün iyilikleri kendisine alıyor, kendi üzerine alıyor ve devletten bahis bile açmadan iyiliklerin menbaının kendisi olduğunu söylüyor. Bu yaptığı devlete bir ihanet değil midir? Bir hainlik değil midir? Neden? Çünkü bütün bunları yapan aslında hakikatte devlet. Ama memur bunu gasp ediyor. Diyor ki bunlar bana ait diyor. Bunları ben yapıyorum diyor. Teşekkürleri tamamen
üzerine alıyor. Devleti akla hayale bile getirmiyor. Böyle bir davranışta bulunan birisine elbette biz hain deriz yani. Sen devlete hainlik yapıyorsun deriz ve cezasını da görür mü? Aslında bunu yaparak çok daha büyük bir ceza görür. Aynen bu örnekteki gibi. Cenab-ı Allah insana olmazsa olmaz cihazları vermiştir. İki göz, iki kulak, hayat, bunun gibi şeyleri vermiştir. İyilik yapan birisine sorsak, yaptığın iyiliklerin bin mislini sana vereceğiz fakat hayatını alacağız. Elbette kabul etmeyecektir. Ya da yaptığın iyiliklerin 2000 mislini sana vereceğiz fakat bize iki gözünü ver dersek elbette bunu da kabul etmeyecektir. Çünkü neden? Paha biçilemez cihazlarla donatılmışız. Allah'ın bize vermiş olduğu bu nimetlerle de bir iyiliği gerçekleştiriyorsak bu iyilik bize ait oluyor. Şimdi bir de memurun şöyle hareket ettiğini düşünelim. Devletin vermiş olduğu her şeyi alıyor fakat o kasabaya hiç gitmiyor. Yani gitmiyor. Yani bakın şey demiyorum. Alıp parayı kötüye kullanıyor demiyorum. Sadece gitmiyor. Sadece gitmeyerek güzelliği, iyiliği terk ettiği için bile bir kötülük yapmış oldu mu? Kötülük yapmış oldu. Çünkü niye? Kötü durumdaki bir kasaba iyileşecekti. Fakat verilenleri bu yönde kullanmadığı için memur bu iyileşme gerçekleşmedi. Otomatik olarak bir kötülük oldu ve bu kötülük de kişiye aittir. Yani iyilikler Allah'tan, kötülükler insanın nefsindendir. Yani memurun sadece o iyiliği yapmaması bile bir kötülük oluyor. Aslında kötülükler insana ait, iyilikler Allah'a ait. Bir sınıfta öğrenci olduğunuzu düşünün. Ve bölüm dersini geçmek zorundasınız. Yani bölüm dersleri biliyorsunuz zorunludur. Kesinlikle geçilmesi gerektirir. Yani mezun bile olamazsınız o ders geçilmezse. Birisi de çıkıyor ve sınıfta düzenli olarak her gün geliyor, masaları temizliyor. Sınıftaki olan herkesin derdini dinliyor. Ne bileyim öğretmenine çok saygılı. Bu şekilde hareket eden birisi var. Ve belki de hiç bu hareketleri yapmayan bir çocuktan daha başarılı, daha faydalı birisi olarak gözüküyor. Fakat sınav günü yaklaştığında bölüm dersi sınavına giriyor ve bölüm dersi sınavından geçersiz not alıyor. Bu geçersiz notu aldığında şunu söyleyebilir mi? Ya öğretmenim ben çok iyi birisiyim. Benim niyetim de çok iyi. Size karşı çok saygılıyım. İşte sınıftaki arkadaşlarıma karşı saygılıyım. Masaları temizliyorum her gün. Ya şimdi ben nasıl bölüm dersinden geçemem dese mantıklı olur mu? Mantıklı olmaz. Neden? Çünkü ondan istenileni yapmadı. Ha şunu demiyoruz, hiç iyilik yapmasın demiyoruz elbette. Fakat asıl meselenin dışına çıkarsan o bölüm dersinden geçemezsin. Aynen bu örnekteki gibi insan kainatta yaratılış amacının dışında hareket edip de asıl vazifesini unutursa elbette bu imtihanı kazanamayacaktır. O yüzden cenneti talep de edemeyecektir otomatik olarak. Haşa şey demiyoruz biz yani Allah iyilik yapmayın dememiş demiyoruz. Elbette iyilik yapacağız, güzellik yapacağız fakat asıl vazifemiz, kulluk vazifemiz, Allah'a ibadet etmemiz, onu tanıyıp iman etmemiz gibi asıl vazifemizin dışına çıkarsak eğer diğer vazifelerde oyalanmamız bizi belki de kurtaramayacaktır ki iman etmeyen birisi bu yüzden zaten kurtulamıyor. Yani bölüm dersinden geçmemiz lazım. Asıl vazifemizden geçmemiz lazım ki diğer vazifelerimiz de kıymetlensin ki onur belgesini alabilelim. Neden sonsuz cehenneme gidiyor diye soracak olursanız ceza vakti kesilmez. Ceza suça kesilir. Yani bir adam birisini çıksa silahla vursa bu işlem bir dakikasını ya da 10 saniyesini aldı. Şunu diyebilir mi? Ya ben 10 saniye cinayet işledim. Bana niye müebbet hapis veriyorsunuz? Bir de düşünsenize Fatih Sultan Mehmet'i öldürüyor 10 saniyede. Devlette bir ceza verecek buna. Müebbet hapis, müebbet sonsuz demek yani ömrüm gitti demek yani. Bu beşerin sisteminde bile böyle yani. İnsanın sisteminde bile sonsuz bir hapis cezası veriliyor yani. Şunu diyebilirim ya ben işlemi 10 saniyede gerçekleştirdim. İyi de biz zamana ceza kesmiyoruz ki biz suça cezayı kesiyoruz yani. Şimdi burada da zaman önemli değil ki işlemiş olduğun suç önemli. O yüzden ceza suça kesiliyor ve sonsuz bir cehennemle tam bir adalet yerine getirilmiş oluyor. Evet sevgili kardeşim, az önceki izlediğim videoda çok güzel hakikatlerden bahsettik. Bu hakikat ilaçlarının başkalarına ulaşmasını istiyorsan, bu sevaplara ben de ortak olmak istiyorum diyorsan, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutma. Allah'a emanet ol.